En yakışıklı insanlar da var ya dünyada şu anda, diyorlar işte şu 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 yemekleri yersen uzun ömürlü olursun. İşte antioksidan var. O antioksidan aldığında 50 sene yaşayacaksın, 100 sene yaşarsın. Veyahut işte hormonsuz mu diyeyim artık, gedosuz mu falan, yiyecekler yersen ömrün şu kadar ilave gelişir. Hep yiyeceklerin içinde arıyorlar biliyorsunuz. Uzun ömrü. Yani bu insanlar hep eskiden beri olan bir şeydir. 100-200 yıl öncesine gitsen, şu anda da baksan, uzun yaşayanlar hep sorarlar, sen ne yedin de uzun uzun yaşadın derler. Onlar da işte yoğurt yedim, sarımsak yedim, bilmem ne yedim. Kendi kafalarına göre anlatırlar. Yok dağ yemişi yedim. Yok ayı üzümü yedim. Yani alakası yok tabii onun ama o insanlar ona bağlarlar. Ta o devirden geldiğini anlıyoruz bu geleneğin, yani bu inancın. Ne diyor şeytan? Adem diyor, sen beni biliyorsun diyor. Bak ben diyor, şurada bir ağaç var, onun meyvasından yedim ben diyor. Gayet de tadı güzel diyor. Ben ne oldum biliyor musun diyor, sonsuzluğa kavuştum diyor. Ve hiç ölmeyeceğim diyor. Çünkü o meyveyi yedim diyor. Allah bana dedi diyor, onu da yeme dedi diyor. Ben gidip yedim. Ve sonsuzluğa kavuştum. Ama bak sana da diyor, söyledi diyor işte, git yersen ben bunu kabul etmem. Bunu yemeyeceksin dedi diyor. Niye biliyor musun? Senin sonsuz yaşamanı istemiyordu onun için. Bir süre sonra ölmeni istiyordu onun için diyor. Yani Adem bu kasıp kovuruyor bu düşünce. İşte o münafık. Münafık üslubudur onun yaptığı konuşma. Şeytanın yaptığı konuşma. Yani münafığın etkileme sistemidir. Yani münafıklardaki yöntem. Diyor ya, kardeşlerine bize katılın. Hazreti Adem'i de kendine katacak yani. Kendi kafasına katacak. Münafık sözü aslında mantıksızdır ama eğer zayıfsa insan etkisinde kalabilir. Kalbinde hastalık varsa etkisinde kalabilir. Adem önce biraz direniyor o fikre. Ama bayağı aklı yatıyor yani. Çok makul görüyor. O meyve yedim mi? O diyor vücuduma geçecek. Oradaki kuvvet. Öbür türlü ölüp gideceğim diyor. O çok korkuyor. Tabii bu çok büyük bir hata yapmış. Yani büyük bir günah aslında Adem'in yaptı ama zelle diyoruz. Saygımızdan dolayı çok büyük bir günah. Ama Allah'ın affediciliğin çapı açısından bu çok önemli. Bak nasıl günahlar affediyor Allah, görüyor musun? Ya o kadar vahim ki yani o. Çok çok vahim. Allah'a güvenmiyor yani. Zelle ama işte peygamber zellesi. Sonunda ağaca doğru gidiyor. Alıp koparıyor. Yiyor. Herhalde elma gibi bir meyve benim anladığım. Yani o ayarda bir meyve. Yiyor, yutuyor. Onun artık vücuduna geçtiğini ve sonsuzluk kazanacağını zannederken üzerinde olan o cennet elbisesi var, doğal elbise. Yani Allah onu o mucize olarak yaratıyor. Birden o elbise üzerinden çıkıyor. Yani üstündeki cennet elbisesi gidiyor. İşte onun, nasıl onun aklını hiç yer almadı, tabii o da acayip bir şey. Yani makul bir şey de Allah onu yaratmış. Allah yaptığı hatayı diyor, bak diyor, sen benim emrimi yerine getirmedin, bana güvenmedin ve seni bu konuda sabırlı bulmadım diyor Allah. İrade kullanmadın, şeytanın sözüne bayağı büyük peygamber oluyor yani Hazreti Adem. Ullaz bir peygamberdir. Yani çok
muazzam tövbe etmiştir. Çok kararlı olmuştur. Ve sonunda da işte biliyorsunuz olaylar nasıl geliştiğini gördünüz. Hazreti Adem'in ve Hazreti Havva'nın şu an cennette olduğunu biliyoruz. Allah onları orada bir eğitti ve oradan yeniden cennete almış oldu. Dolayısıyla cennete gitmeden önce eğitti. Önemli de görmüş oluyoruz. Çünkü adam bak cennette bile Allah'a güvenmeyebiliyor. Yani şimdi biz mesela Allah nasip etse inşallah cennete gireceğiz ama inşallah. Biz eğitimli olduğumuz için Allah'a güveneceğiz. Yani eğer eğitimsiz olsak insanlar şüphelenebilirler. Acaba biz hakikaten cennette öyle milyonlarca sene kalabilecek miyiz? Sonsuza kadar kalacak mıyız? Şüpheye düşebilirler. Ya yani şüpheye yine açıktır cennet. Yani iman yine orada devam ediyor. Allah korkusu da devam eder. Yani çünkü cehennemi görüyor oradan. Yani Allah diyor ben kesinlikle sizi cehenneme atmam demiyor. Yani deve diyor iğne deliğinden geçerse diyor bu olur diyor. Ya Allah isterse geçirir de yani. Evet. Onun için mümin yine Allah'tan korkarak cennette devam ediyor. Yine orada iman devam ediyor. Allah'ın orada mümini tutacağını biliyor mümin. Yani cennette tutacağım yok, şüpheye düşmüyor. Ama Adem'in tabii şüpheye düşmesi Allah'ın ağrına gidiyor. Çünkü o kadar iyilik yapmasına rağmen, o kadar onu koruyup kollamasına rağmen, gücünü bilmesine rağmen, şeytanı da Allah'ın yarattığını bilmesine rağmen ona inanması tabii çok acı bir olay. Çok çok yanlış bir olay. Ama bir daha tabii tekrar etmedi ve etmez. Adam neden giriyor zaten? Aynen. Adem cennette bile Allah'a güvenmiyor. Adam değil. Adem cennete güvenmiyor. Başlangıçta sonsuz yaşayacağını bilerek mi yaşıyor? Tabii Allah burada sonsuz yaşayacaksın diyor. Allah'ın sözüne güvenmesi lazım. Şeytan diyor ki öyle bir şey yok diyor. Bak meyveden yemedikten sonra mümkün değil diyor. Ya böyle şey olur mu? Meyveyi Allah yaratıyor. Meyveyi bak orada şirk bu. Evet. Putlaştırmış olursun meyveyi. Meyve sana ne yapsın ya? Ot, ağaç nihayet yani. Meyvanın nasıl böyle sonsuzluk verme gücü olsun? Sonsuzluğu verecek olan Allah. Değil mi? Ağaç ya. Ağaç artık. Meyve yani. Ağacı meyve. Nasıl sonsuz gücüne sahip olsun? Ama insanlar ona inanıyorlar işte. Mesela diyor işte dağ böğürtlenini yersen işte maşallah. Ben güzel yüzümü bir daha dinleyeyim.